2013'te ne gibi yeni ürünler göreceğiz? Samsung rakiplerine göre kendisini nasıl farklılaştırıyor? Bugün burada Samsung'un 2013 senesinde piyasaya sunacağı yeni teknolojilerle karşı karşıyayız. Burada da göreceğiniz üzere esasında Samsung her sene olduğu gibi tasarımla özellikle ön plana çıkıyor. Çok sıra dışı tasarımlarla karşı karşıyayız çünkü çok daha yalın, çok daha minimalist, çok daha sade tasarımlar ama aynı zamanda çok göz alıcı tasarımlar. Bu anlamda biliyorsun hani diğer teknoloji ürünlerde de Samsung her zaman tasarımla sıyrılmaya çok kendine misyon edinmiş bir firma. Bu anlamda yeni serilerimizde de 2013 serilerinde de özellikle tasarımın en büyük ayrıştırıcı unsurlardan birisi olacak. Hem ayaklarıyla hem arkadaki yani sadece televizyon önünde değil ama aynı zamanda arkasında da yalın bir tasarımla hem de çerçevelerin inceliğiyle beraber tüketicilerin kalbini kazanmayı hedefliyoruz. Bunları ilaveten smart teknolojilerde iyileştirmeler söz konusu. Geçen sene Smart Interaction tanıtmıştık. Bunda bazı iyileştirmeler söz konusu. Smart Hub'ımız farklı bir arayüzde. Kullanıcının çok daha rahatlıkla kullanabileceği bir hale aldı. Burada 3 tane farklı klasörde öbekleştirmiş durumdayız. İşte kullanıcının resim, müzik ve film dosyalarına ulaşabileceği ekran, sosyal ağlara bağlanabileceği ekran ve aynı zamanda standart aplikasyon mağazasına ulaşabileceği ekran. Bununla beraber convergence, her zaman söylediğimiz bir şey. Dijital ürünlerde biliyorsun hani Samsung artık her teknolojik cihazın, dijital cihazın ana üretici firmalarından birisi. Cep telefonu, laptop, tablet, bilgisayar, fotoğraf makinesi. Dolayısıyla bu akıllı cihazların, bu dijital cihazların merkezinde kendini konumlandırıyor televizyonla beraber. Ve bu farklı cihazlarla iletişime geçerek her türlü içeriği dev ekranda sevdiklerinizle hep beraber izleme imkanını size sağlıyor. Bu anlamda esasında toparlamak gerekirse hem akıllı hem tasarım anlamında çok çekici hem de esasında evinizin merkezindeki tüm cihazlarla iletişim kurabilen cihazlar diye özetleyebiliriz. Biraz da şu Smart TV konseptine soru sormak istiyorum. Yeni televizyonlarınız, yeni ürünleriniz ne kadar akıllı? Yani ne gibi değişiklikler esasında var? Ve 4K şimdi moda. 4K ve 3D içerik için bir içerik planlamanız var mı? Şimdi yeni Smart 2.0 ile beraber kullanıcılar geçen sene tek elle televizyonu komut edebiliyorlardı. Smart Interaction içerisinde çünkü sesle ve komutla el hareketleriyle, el komutlarıyla televizyonunuzu kontrol edebiliyordunuz. Bu sene yenilik olarak Smart 2.0 ile beraber hayatımıza sadece tek el değil, iki elle beraber büyütme ya da küçültme fonksiyonları ekleniyor olacak. Facebook'ta görmüş olduğunuz, beğendiğiniz bir içeriği parmak işareti göstererek gene aynı şekilde beğenebiliyor olacaksınız gibilerinden avantajları var. Artı olarak algısı arttırılmış durumda. Ses ve el hareketlerinizi çok daha rahat ve hızlı bir şekilde tepki veriyor olacak televizyonlar. Smart Hub içerisinde belirtmiş olduğum özelliklerde iyileştirmeler söz konusu. 4K tarafına geldiğimizde ise evet özellikle CES fuarında çok büyük ilgi uyandırdı 4K. Bizim de 85 inçlik Ultra High Definition 4K'lık televizyonumuz lanse edildi. En azından basınla paylaşıldı. Buradaki buluşma sırasında özellikle neticeleri de çok güzel oldu. Best Innovation yani en iyi inovasyon ödülünü aldı bu televizyon. 4K'nın önümüzdeki günlerde ciddi anlamda artış göstermesini bekliyoruz. Bu açıkçası bir temel ihtiyaç esasında çünkü bakıldığında büyük ekranlara olan ilgi artıyor. Fakat büyük ekranlara çıktıkça yani 65, 75, 85 ve daha büyük ekranlara çıktıkça çözünürlüğün artması artık bir zorunluluk haline geliyor. Bu anlamda 4K'lık bu Ultra High Definition televizyonlar bir çözüm olacak bu tüketiciler için. Büyük ekran arayışında olan tüketiciler için. İlaveten özellikle tasarımda da özellikle burada çok ciddi bir farklılaşmaya gitmiş durumda Samsung. Adeta havada asılıymış gibi görünen bir tasarımı söz konusu. Hatta biz bu tasarıma zamanın ötesinde tasarım diyoruz. Çünkü hiç kimsenin belki daha önceden düşünemediği ya da aklına gelmeyecek bir tasarımla karşımızda. Tabii ki büyük ekranlar olunca mevzubahis tasarımın daha çok farklı ve çok daha esasında şey olması gerekiyor, ayrışıyor olması gerekiyor. Samsung da burada hem teknolojik olarak hem de tasarım olarak 4K teknolojisinde kendini ayrıştırmayı amaçlıyor. İçerik kısmında ise doğru, şu anda içerik anlamında şu anda bazı uzak doğulu ve Amerikalı bazı yayın kuruluşları bunların test yayınlarına başladı. 4K içerik test yayınlarına başladı. Önümüzdeki günlerde de bunun artmasını bekliyoruz. Öte yandan Blu-ray kanadında da özellikle bu tarz içeriklerin üretilmeye başlandığını görüyoruz. Samsung şu anda bu alanda nasıl bir yol izleyeceği çok net değil ama
elbette tüketicileri mağdur etmeyecek şekilde yeni içerikleri en azından tüketiciye ulaştırmak için neler yapılabileceğini en azından inceliyor olacak. Biraz da Evolution Kit hakkında konuşalım. Oldukça farklı bir ürün. Peki bu ürün hangi amaçla piyasaya çıkarıldı? Fiyat ve ürün desteği hakkında bilgi verebilir misin? Smart Evolution esasında çok ciddi bir ihtiyaçtan ortaya çıktı. Bakıldığında her tüketici özellikle bir televizyonu aldıktan sonra ertesi sene çok yeni teknolojiler karşısında özellikle hayıflanıyordu ve yeni teknoloji karşısında keşke hani bir sene daha beklemiş olsaydım diye biliyordu. Fakat bu ihtiyaçları ortadan kaldırabilmek amacıyla Samsung Smart Evolution yani gelişim kiti adı altında bir aksesuarı piyasaya sunuyor olacak. Bu aksesuar sayesinde kullanıcı 2013 senesindeki ürünlerde var olan 4 çekirdekli işlemci, yüksek hız ve aplikasyonlar arasında hızlı geçiş, smart interaction yani ses ve elle komut sistemindeki bazı iyileştirmeler gibi birçok farklı özelliğe, ekstra ilave özelliğe bu aksesuarı satın alarak ulaşabiliyor olacak. Bu dediğim gibi o nedenle ciddi bir temel ihtiyaçtan ortaya çıktı. Bu ihtiyacı gören Samsung bu anlamda aksesuarı piyasada tüketicilerle ikinci çeyrekte buluşturmayı hedefliyor. Bu sayede 2012 senesinde piyasaya sunulmuş olan ES7000 ve ES8000 kullanıcıları bu kit sayesinde kendilerini 2013 teknolojilerine upgrade edebilecekler. Son sorum da şudur. Gelecekte ne gibi trendler ve ürünlerle karşı karşıya kalacağız? 3D teknoloji nereye doğru gidiyor? Bu teknoloji için öldü diyebilir miyiz? Şimdi özellikle televizyon çok hızlı bir şekilde değişen bir artık sektör haline aldı. Biliyorsun LCD'lerden sonra LED'lerden sonra şu anda esasında çok farklı şeyler konuşmaya başladık. Ultra High Definition ve OLED özellikle son CES fuarından beri özellikle çok konuşulan iki teknoloji. Beklentiler özellikle bu alanda ciddi bir büyümenin olması yönünde. Nitekim hani OLED teknolojileri alanında da özellikle Samsung ciddi bir Ar-Ge yatırımı gerçekleştirdi. Ve 55 inçlik OLED televizyonu senenin ikinci yarı yılında piyasada tüketicilerle buluşturuyor olacak. 3D ise çok fazla silindi demek yanlış olur. Çünkü bakıldığında esasında tabii tüketiciler televizyonu aldıktan sonra ciddi anlamda bir içerik arayışına girdiler. Bu anlamda içerik çok fazla belki tüketicilerin memnun edecek boyutta değildi. Ama piyasada en azından yok olduğunu söylemek yanlış olur. Çünkü halen ciddi anlamda özellikle animasyon tarafında çok ciddi içerikler üretiliyor. Türkiye'de de artık yayıncı kuruluşların 3D yayın yaptığını görmeye başladık. Çünkü ilk başta başlandığında 3D esasında televizyon satışlarında genelde 3D yayınlar Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu'da bulunmaktaydı. Fakat artık Türkiye'de de 3D yayınların olduğunu görmekteyiz. Bu yayınlar çoğaldıkça, Blu-ray diskler arttıkça, içerikler arttıkça tüketicilerin de özellikle bu 3D içeriklere olan ilgisinin ve harcayacakları zamanın artacağını bekliyoruz. Dolayısıyla hani biraz daha beklemek gerekiyor belki. Bendeniz bilgiler için teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun.